Selamlar. Bu videoda sizlere aklıma gelen çok güzel bir teoriden bahsedeceğim. Hiçbir yerde duymadım, hiçbir yerde okumadım, tamamen kendi kendime bir şeyler düşünürken aklıma geldi. Bakalım beğenecek misiniz, bakalım hoşunuza gidecek mi, bakalım sizleri heyecanlandırabilecek miyim? Açıkçası ben düşünürken çok heyecanlandım. Teorinin sizin üzerinizdeki etkisini merak ediyorum, etkisini yorumlara yazarsanız sevinirim. Tabi üzerine siz de bir şeyler ekleyebilirsiniz. Teoriye geçeceğiz ama şunu da belirtmek istiyorum. YouTube algoritması yine sapıttı. Algoritmayı darma duman etmek için like atmanız, videoyu sonuna kadar izlemeniz ve abone olmanız yeterli olacaktır. Bir de yorum bırakırsanız var ya, of. Geçtik videoya. Spider-Man No Way Home çıkmadan önce Andrew ve Tobey'nin geleceği üzerine muhabbetlerimiz vardı ya bizim. Bunun yanında daha Andrew ve Tobey'nin geleceği belli bile değilken biz Gwen ve MJ'yi de geliştiriyorduk ki özellikle buna Gwen dahildi. Çünkü Gwen ölmüştü ikinci filmde. Andrew ve Gwen'in bir araya gelmesi bizim için çok iyi olurdu. Biz Gwen'i unutmamıştık. Acaba Andrew unutmuş muydu? Spider-Man No Way Home izledik. Her ne kadar Gwen'i getirmemiş olsalar da Andrew'un Gwen'i unutmadığını, onu sürekli özlediğini gösterdiler. Gwen'e dair birçok duygusal sahne gördük zaten, hatırlıyorsunuzdur. Film bittikten sonra da ben Andrew'un Gwen'i unuttuğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz zaten birçok kez konuştuk. The Amazing Spider-Man 3 gelecektir, Andrew orada Gwen'i arayacaktır, Gwen'i geri getirmeye çalışacaktır vesaire vesaire gibi şeyler söyledik ama The Amazing Spider-Man 3 için şu anda umutlar düşmüş durumda biraz daha. Ama şunu söylemek mümkün arkadaşlar. The Amazing Spider-Man 3 çıksa da çıkmasa da Andrew Garfield'ın Spider-Man'i ve Gwen tekrardan bir araya gelecekler. Nasıl ya, bu nasıl olacak diye soracak olursanız cevabı Sony'nin çıkartacak olduğu animasyonlarda yatıyor. 2018 yılında Spider-Man Into the Spider-Verse filmini izledik ve orada da bir Gwen gördük. Gelecek olan Across the Spider-Verse ve de Beyond the Spider-Verse filmlerinde Gwen'i görmeye devam edeceğiz. Hatta bunun yanında animasyon evreninde geçen Gwen'e özel bir solo film de getirilecek. Sony Gwen'e iyice odaklanacak. Bunun yanında da gelecek olan Spider-Man Across the Spider-Verse ve Beyond the Spider-Verse'de de bir sürü Spider-Man'i göreceğimiz söylenmişti. Ve buna muhtemelen Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile dahil olacaktır. Hatta zamanında Into the Spider-Verse çıkarken bile Andrew ve Tobey'i kullanmak istemiş adamlar. Daha Into the Spider-Verse tasarım aşamasındayken, senaryo yazım aşamasındayken, senaryo yazan abilerimiz Sony'ye Andrew ve Tobey'i getirme teklifinde bulunmuş. Ancak Sony bu teklifi reddetmiş. Sony'nin adamlara verdiği cevap da şu olmuş: bunun için henüz daha erken, demiş. Adamlar onları kullanacaktı lakin sonra engel oldu ve daha sonrasında No Way Home izledik. Fakat bence No Way Home'da bitmedi. Adamlar ilk filmde kullanmak istedikleri Andrew ve Tobey'i bence devam filmlerine mutlaka kullanacaktırlar. 100 küsür tane Spider-Man'in devam filmlerine bir araya geleceği söylenmekte. Buna Andrew ve Tobey'in dahil olmama ihtimali yok zaten. PlayStation oyunundaki Spider-Man bile gelecektir. 90'lardaki Spider-Man'de. Hani herkes bir arada olacaklar. Sonunda o istediğimiz şeyi yaşayacağız yani. Ve bunun yanında da şunu da söylemek mümkün arkadaşlar. Andrew Garfield diğer evrenlerden geldiğinde bu evrende bulunan Spider-Gwen'le de karşılaşmış olacak. O ikisinin karşılaştığında aralarında geçen diyalogları düşünebiliyor musunuz? Andrew'un Spider-Man'in çok şaşıracağını düşünmek mümkün. Ona güzel bir sahne yazacaktırlar diye düşünüyorum. Ancak bu ikili arasında elbette ki bir sevgi bağı olacağını zannetmiyorum. Çünkü hem bu başka bir Gwen hem de bu Gwen zaten biliyorsunuz ki Miles'ın yavuklusu. Bu yüzden de sadece aralarında birkaç tane diyalog, birkaç tane espri falan döner. Bir sevgi bağı olmayacaktır. Ancak olsun. Andrew yine de bir şekilde Gwen'i görecek hem de Spider-Gwen haliyle. Bunu düşünmek bile beni heyecanlandırmakta. Bir de bunun yanında The Amazing Spider-Man 3 teorimiz halen daha devam ediyor. Ulan çok uçuk ama belki de Spider-Man'in animasyon filmlerinden sonra Andrew yine kendi evrene geri döndüğünde bu sefer Spider-Man Across the Spider-Verse veya Beyond the Spider-Verse filminde gördüğü paralel evrenler makinesini veya artık ne görürsek orada onu bir şekilde çalıp veya kendisi yapıp Gwen'i tekrardan getirmeye çalışabilir ve bunun üzerine The Amazing Spider-Man 3 çekilebilir. Ancak bunun olacağını da pek zannetmiyorum. The Amazing Spider-Man 3 şimdilik hayal olarak kalabilir. Hatta Amazing Spider-Man 3 gelse bile artık Gwen'e odaklanacağını düşünmüyorum. Eğer gelecekse muhtemelen başka konulara odaklanacaktırlar. Gwen mevzusunu artık muhtemelen animasyon filminde bitirecektirler. Sizin düşünceleriniz neler bu arada, ne olacak? Sizce Gwen ve Andrew animasyonlarda bir araya gelecek mi? Amazing Spider-Man 3 gelecek mi? Vesaire vesaire. Artık bunu yorumlara yazarsınız. Sony halen daha kötü adamlar filmleri çekmeye devam ediyor. Kendi Spider-Man evrenini büyütmeye devam ediyor. Hangi Spider-Man'i kullanacağını da halen daha açıklamadı. Mesela biz Morbius filmini izledikten sonra merak etmeyin yakında hangi Spider-Man bu evrenlerde olacak öğreneceksiniz demişlerdi. Ancak halen daha öğrenemedik. Çok vakit geçti onun üzerinden. Bu evrendeki Spider-Man'in kim olduğu iyice yılan hikayesine döndü. Bu da benim elbette ki canımı sıkmakta. Umarım bir an önce şu sır perdesi aralanır da kim olduğunu görürüz. Neyse daha fazla uzatmayalım, bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Algoritmanın içinden geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olup bir de yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.